Üsküdar tarafına geçtim arkadaşlar, Aşiyan'dan. Şimdi balık konumuna bir bakalım, burada balıkçılar var mı? Balık tutuyorlar mı? Duyduğumuza göre akşam yemli mezgit yapıyormuş. Kıraça karışıkta isabet yapıyormuş. Şimdi göreceğiz. Orada bir şey yok. Bir oltacı var. Gece yazılır. İki oltayla gelmiş galiba. Olta atanları gördüm. Şöyle bir tur atıp oradan da yolcu yoluna gerek, çünkü yüküm var. 7-8 kilo balık var sırtımda. Bunları soğutmadan, yani bozulmadan götürmem lazım. 4 tane şişe aldım. Buzlu şişe. Buzlara attım ama güvencim de yok yani. Erken bırakmak zorunda kaldım. Bakalım burada ne var. Rast gelsin, var mı? Ne ya? Balık yok ya. Karşıya git, karşıya. Karşı kaynıyor. Aa, sırtımda 8 kilo balık var. Bereketli olsun. Sen biraz almışsın. Mezgit çıkıyormuş diyorlar. Ne atıyorsun? Mezgite mi? Mezgit çıkıyor dediler de. De şu anda pek o kadar şey değil. Zevkli değil. Ben şimdi şeyden geliyorum da, Ayşem mi oluyor? Vapur iskelenin yanı. Karşı taraf. Nereden? 7-8 kilo istavrit aldım. Bir bakayım dedim, ne yapıyorlar. İstavrit kıraça. Kıraça karışık var. Şey de var, sardalya da var. Palamut için gittim zaten. Yem yapacağım çoğunu. Evet arkadaşlar. Burada fazla balık yok. Gördüğünüz gibi. Bizim bir kere de 15-20 tane çektiğimiz balık burada yok. Orada da fazla balıkçılar yok. Onlarda da fazla yok. Hepsi yemliğe geçmişler. Mezgit atıyorlar ama mezgit yok. Evet. Yavaş yavaş gidelim. Benim şeyim bu tarafta. Üsküdar'ı çekelim şöyle size. Arkadaşlar balık karşı taraf yapıyor. Aldığım duygulara göre Kıraç'a köprü yapıyormuş. Oradan bir arkadaş geldi. Rumeli Aşiyan karışık yapıyor. Arada sırada tek tük sardalya da takılıyor. Ama trakonya da var. Dikkat edin. Bugün iki kişiye trakonya geldi. Acemiler olur. Siz kontrol edin. Yabancı balık geldi mi, gözüne çarptı mı dikkat etmeye çalışın. Arkadaşları uyarın. Hoşça kalın, dostça kalın. Görüşmek üzere arkadaşlar.